Bölgenin en büyük televizyon kanalı Ege Televizyonu'ndan mutlu akşamlar sevgili seyircilerimiz. Eğitim Sohbetleri programımızda sizlerle birlikteyiz ve yaklaşık bir saat boyunca saatlerimiz 18'i gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Evet, YGS öncesi öğrencilere tavsiyeler konu başlığımız. Hemen canlı yayın telefon numaramızı paylaşalım sizinle. YGS ile ilgili merak ettikleriniz varsa 0232 alan koduyla 488 77 30 tekrar ediyorum. 0232 alan koduyla 488 77 30 numarayı arayarak canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Eğitim uzmanı Ümit İnce tabii ki bizlerle birlikte. Bornova Anadolu Lisesi uzman psikolojik danışman Ferhan Eşdoğan hocamız bizlerle birlikte. Atatürk Lisesi uzman psikolojik danışman İlkay Uysal bizlerle birlikte. Aynı zamanda adaşım. Evet. Hoş geldiniz diyorum programımıza. Hoş bulduk. Evet, bugün YGS'yi konuşacağız hocam, evet. Ama isterseniz onun öncesinde bir tanımıyla başlayalım. Ferhan hocam, sizinle başlamak istiyorum. YGS nedir hocam? Çocuklar büyük bir telaşla uzun bir zaman öncesinden hazırlanmaya başlıyorlar. Tanımlar mısınız bize? Evet. YGS sınavı orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı sınavdan birincisi olup ortak uygulanan bir sınavdır ve tek basamaktan oluşur. Tabii burada bazı teknik bilgiler hakkında sizi, adaylarımızı bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle bu yıl aday başvuru sayısı 1951 bin civarındadır. 1 milyon 951 bin civarındadır. Evet. Bu adayların 1 milyon 851 bini YGS'ye girmek istediklerini belirtmişlerdir. Bunun dışında soru yapılarını inceleyecek olursak toplam 160 soru karşımıza çıkmaktadır. Bu 160 sorunun Türkçeyi kullanma gücüyle ilgili 40 soru, fen bilimlerindeki temel ilke ve düşüncelerle ilgili bilgiyi kavramaya yönelik sorular 40 soru, matematiksel bilgilerden yararlanma ile ilgili sorular yine 40 soru, sosyal bilimlerle ilgili sorular olmak üzere toplam 4 kısımdan oluşmaktadır. Yalnız 2012 yılından farklı olarak bu sene 5 sorumuz din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından oluşmaktadır. Yalnız müfredatta din kültürü ve ahlak bilgisi dersi görmeyen öğrenciler 41 ile 45 soru aralığındaki felsefe sorularını cevaplandıracak. Cevaplandırabiliyorlar. Evet. Böyle bir avantajları da, evet, var. Böyle bir avantajları var. Bunun dışında neler söyleyebiliriz? Bu sınav ayırt edici bir sınav. Artı bazı ipuçları vermek istiyorum öğrencilerimize. Bu sınavın DYS'ye katkısı %40 civarındadır. Bu da yaklaşık 160 puana karşılık gelmektedir. Az bir oran değil, evet, hocam. Evet, az bir oran değil. Yalnız tüm sorulara doğru cevap veren adaylar %40 oranında bu orandan yararlanabilmektedirler. Yani doğru net sayısıyla oran değişmektedir. Bunun dışında eğer fen alanındaki bir öğrenci TM alanından tercih yapmak istiyorsa YGS'de yapmış olacağı Türkçe testi öğrenci için avantaj sağlayacaktır. Tabii fen alanındaki öğrenci LYS sınavında matematik fen testine girip edebiyat sosyal testini tamamladıktan sonra hukuk tercihi düşünüyorsa, Türkçe testi ise soru net sayısı olarak fazlaysa diğer öğrencilere göre avantajlı hale gelecektir diyebiliriz. Şimdi sınav sonuçları açıklandıktan sonra karşımıza 6 puan türü çıkacak. Evet. Bu puan türleri YGS 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde. Bu puanlar ne işimize yarayacak? Öncelikle 140 barajını aşan öğrencilerimiz açık öğretimle ilgili 2 yıllık ve 4 yıllık ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilecekler. Bunun yanı sıra özel yetenekle başvuruda bulunabilecekleri okullara yine 140 puan şartı gerekmektedir. Astsubay meslek yüksek okulları ve polis meslek yüksek okulu sınavları için yine bu YGS sınavı şart koşullardan biridir. Bunun yanı sıra LYS sınavına girmek için de 180 barajını aşmış olmak gerekir. Yani polis okulu ve askeri okul için 180 mi hocam? Şöyle, askeri okullarda 260, 2012 için 260 başvuru puanıydı. Yine neticede 180 barajını aşmış olmak gerekiyor. Evet. Bunun yanı sıra lisans tercihi yapabilmesi için YGS bölümüyle biliyorsunuz ki 4 yıllık yüksek okullar ve fakülteler var. Bununla ilgili yine tercih yapabilmek için 180 barajını aşmış olma şartı gerekmektedir. Evet, buyurun. Şimdi tabii hocamın söylediklerine ilave olarak genelde, evet, YGS konuları 9 ağırlıklı. 10. sınıfında bir kısmından çıkabiliyor. Evet.
Şimdi tabii bu sınavı zannedersem zor kılan kısım şu olsa gerek. Çünkü evet. LYS sınavında soru başından 1,5 dakika süre veriliyor. Evet. Fakat YGS sınavında soru başından 1 dakika. Yani öğrenciler 160 evet. soruyla 160 dakika muhatap oluyorlar. Evet. Sınav kolay gibi gelebiliyor ama şimdi öğrenci hem soruyu okuması, anlaması, çözmesi, işaretlemesi 1 dakikada bitmesi lazım. O da kolay bir hadise olmuyor. Evet. Hatta onu şöyle düşünebiliriz. Bazı öğrenciler hocam diyor ben bir 10 dakika 15 dakika artırmam lazım değil mi? Evet. Çünkü kontrol etmesi gerekiyor evet. sonradan. Süre artırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir soru 50 saniye 45 saniye düşürmesi gerekiyor. Aslında evet. bu sınavı zor kılan etkenlerden birisi. Evet. Tabii YGS'in bir de şöyle bir önemi var. Hocam zaten bahsetti %40 meselesinden. Ama bir de şu yönü var ki öğrenciler bu ilk sınavda yani YGS'de iyi bir sonuç alamadığı zaman LYS hazırlık sürecinde de çalışma motivasyonları düşebiliyor değil mi hocam? Evet düşebiliyorlar. Yani dolayısıyla ilk sınav o anlamda önemli. Ben Ferhan hocama şu soruyu da yönlendirmek istiyorum. Evet. Hocam şimdi sınava yaklaşık 12 gün kaldı. Hı hı. Bugün ayın 12'si 24'ünde sınavımız olacak. Evet. Yaklaşık 10 günümüz 12 günümüz var. Yani bu kalan süreç içerisinde, bu sürede, kısa sürede öğrencilerimize neler tavsiye edersiniz? Ne yapmaları lazım? Evet, özellikle öğrencilerimize son dönemde çıkmış konularla ilgili ağırlıklı deneme sınavları yapmaları, evet. Branş denemelerini çözmelerini, branşla ilgili deneme soruları çözmelerini, hı hı. çözemedikleri sorular varsa konular üzerinde yine bir tekrar yapmaları, hatalar varsa hatalar üzerinde yoğunlaşılmalı. Ve ders bazında konu eksikleri neredeyse son bir tekrarların gözden geçirilmesi gerekir. Bunun dışında YGS'nin uygulandığı saatte ve yine YGS formatında deneme sınavına katılmış evet. olmak da çok ciddi bir avantaj hatta bazı sağlar. Öğrenciler evet. sınava gireceği yere önceden gidip orada da bir deneme olabiliyor değil mi? Tabii tabii böyle örneklerde görebiliyoruz. Bunun dışında kaygı verici ortamlardan uzak olmak gerekir diye düşünüyorum. Konuşma ve düşüncelerden uzak kalmak adına kendimizi olabildiğince bu tür ortamlardan soyutlamamız gerekir. Daha çok pozitif düşüncelerin yaygın olduğu, evet. eğlenceli, evet ortamlar çok daha sağlıklı olacaktır. Bunun dışında deneme sınavlarında zaman son deneme sınavlarında diyelim artık zaman kullanımını ve hangi sorudan başlayacağımızı artık strateji olarak oturtmuş olmamız gerekiyor. Bu da öğrenci için ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Ve artık yine son 3 gün, 5 gün diyebiliriz, son 1 hafta diyebiliriz. Bir takım spor faaliyetleri, aktiviteleri, hı-hı. müzik, dinlenme, konser, sinema olabilir. Negatif enerjisini boşaltabileceği alanlarda kendini bulursa... Bir zihin hazırlığı evet, yapsın diyorsun. Zihin hazırlığı çok önemli. Psikolojik anlamda kendisini çok hazırlaması çok önemli. Zaten şu ana kadar yapmaları gereken her şeyi yaptılar. Evet. Ve hepsinin de ben hazırlıklı olduğunu, adayların hazırlıklı olduğunu inanıyorum. Umarım ki bizlerin söylemiş olduğu ve kendi psikolojik uzman danışmanların söylemiş oldukları görüşleri de dinlerlerse bu sınavdan çok da başarılı olarak çıkacaklarına eminim. Umarım. Sayenizde evet. olacak hocam. O da evet, inşallah. Hocam konuşmamızın esasında dediniz ki kaygıdan bahsettik. Hemen ben evet. burada İlkay hocama dönmek istiyorum tabii. izninizle. Hakikaten şu an hem aileler olsun hem çocuklar olsun aşırı bir kaygılanma söz konusu. Elbette ki aşırı kaygının mutlaka bir zararları da söz konusu olacak. Hocam sınav kaygısını nasıl yönetebiliriz? Evet, önce kaygı nedir? Bunu aktarmak evet, istiyorum. Evet, başlayalım. Tehdit ve tehlike durumlarında yaşanılan duygu durumudur kaygı. Adrenalin fazla aşırı şekilde salgılanır. Bunun sonucunda da panikleme ve bilgi transferinin zorlaşması ortaya evet. çıkar. Bu durumda da tabii ki kaygı öğrencinin sınavda başarılı olmasını engelleyen en büyük etkenlerden maalesef. Biridir. Bir miktar kaygı öğrencinin başarılı olmasını, performansını en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak bir etkendir aslında. Sınavda yapmaları gerekenlere çocuklarımız önceden belirlemiş olurlarsa sınavda kaygılarının daha az olduğunu fark edeceklerdir. Ferhan Hanım çok güzel aslında üzerinde durdu. Son zamanlarda kendilerini iyi hissetmeye çalışmaları, iyi zaman geçirmeleri, aileleriyle, arkadaşlarıyla kaliteli ve huzurlu süreçler yaşamaları onların kaygılarını azaltacaktır. Hazır şekilde girmekten bahsettik. Zamanı iyi kullanmayı, hazırlıklı olmayı
başarırsa çocuklarımız kaygıyı da açmış olacaklardır diye düşünüyorum. O da bir kaygı yaratıyor değil mi hocam? Evet. Acaba zamanı iyi kullanabilecek evet. miyim? Süreyi yetirebilecek miyim? Değil bunun için çok önemli. Evet, bunun için de önceden keşif yapmış olması gerekiyor çocuklarımızın. Özellikle şu son zamanlarda deneme yaptıkları sıralarda ne kadar zamanda neyi çözüyorum, sınavda bunu nasıl kullanabilirim şeklinde denemeler yapabilirler. Yani sınav sırasında yapılacak denemeler onları daha da çok kaygılandırabilir. Sınavda kaygılanan öğrenciler en çok sıkıştıkları anda şunu düşünebilirler. Ben bunu başaracağım. Kilit. Nokta. Kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapacağım şeklindeki düşünceler onları rahatlatacaktır. Belki önceki başarıları hatırlayıp da ben bunu yapmıştım, evet. bunu da yapabilirim şeklinde değil mi? Evet, kesinlikle. Türkiye birincilerin hayatlarını okuduğumda şunu fark ettim. Hepsinde de ortak bir nokta var. Hepsinin inancı ben bu işi başarıyla tamamlayacağım ve iyi şeyler yaşayacağım. Öğrencilerimiz şunu unutmamalı. Bu sınava giren yaklaşık 2 milyon öğrenci var. Aynı duygu durumunu yaşıyorlar. Ancak bu duygu durumuna takılıp da kalanlar değil de bundan sıyrılıp geçenler önce evet soruları çözmeye başlayanlar başarılı olabiliyorlar. Sınava ilk girdikleri bir dakika şunu hissederler muhtemelen çocuklar. Her şeyi unuttum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet. Bununla bu soru, bu cümle akıllarına geliyorsa çocuklarımızın şunu yapabilirler. 4-5 tane Türkçe sorusu çözüp daha sonra diğer sorulara geçebilirler, istedikleri alandan başlayabilirler. Duygularını kontrol altında tutabileceklerine inanmaları gerekiyor kesinlikle. Sorulara da en güçlü oldukları bölümden başlarlarsa kendilerini daha güçlü hissederler. Bu da kaygılarını en aza çeker. Bunlar önemli. Peki, şimdi tabii bu sınav kaygısının önünde en büyük engellerden birisi sanki bir sınava karşı bir ön yargıları var öğrencilerin. Evet, tehdit öyle değil olarak. Mi İlkay Hanım, Fer Hanım? Yani evet. siz de işin içindesiniz, hep öğrenciyle beraber değilsiniz. Tabiri caizse onlar yatıp kalkıyorsunuz. Yani evet. Sabahtan akşam kadar dertlerini dinliyorsunuz. Her birisinin ayrı ayrı sıkıntıları var. Özellikle bu ön yargı meselesi nedir? Bu ön yargıyı nasıl kırabilirler? Özellikle hafta içi öğrenciler, mesela mezun öğrenciler sınava bir girmiş çıkmış, bir kere başarısız olmuş. Onun ön yargısı olabiliyor. Veya 12. sınıfların farklı bakışları oluyor sınava karşı. Bunun için neler diyeceksiniz? Şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle düşüncelerimiz ve inançlarımızla ilgili olumlu düşünmek gerekir. Burada ne yapması gerekir öğrencinin? Ben bu sınav için yeterli değilim anlayışı yerine. Ben de başarabilirim. Yani evet. benim değerlerimden farkım nedir? Ben de bu süreci çok rahat atlatabilirim gibi bir yaklaşım çok daha doğru olacaktır. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi başarısızlıklarımız üzerine değil, geçmiş yaşantımızdaki başarılarımız üzerine odaklanırsak ön yargılarımızı yıkmak çok daha kolay olacaktır. Mutlaka her öğrencinin geçmişinde bir başarı grafiği vardır evet, değil mi? Evet, mutlaka her birinin vardır. Bunun dışında ne söylenebilir? Daha çok başaramamak üzerine değil, başarmak noktasında programlamak gerekir adayın kendisine. Programlaması kendine gerekir. Kendilerine inanmaları lazım. Evet, kendilerine inanmaları gerekir. Yani ona göre hedef belirlemeleri ve bu hedefi düşündükten sonra o hedefi gerçekleştiğinde ne tür duygular yaşayacaklarını, hangi coşkuyu, hangi sevinci yaşayacaklarını hissetmeleri gerekir. Eğer bu olumlu duygular üzerine yoğunlaşırlarsa bu ön yargılarımızı yok etmemiz çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Onlar için sonu çok önemli. Evet. Hocam? Kullandığımız evet. metotlardan biri diyorsunuz. Öğrenci başarısından sonraki o mutluluğunu evet. hatırlatmak. Hatırlatmak. Artık olumlu duyguları hissettirmek. Evet. Hocam bu çok önemli. Çok evet. güzel. Hepimizin yaşadığı şeyler. Hocam kesinlikle. Burada tabii ki ailelere de çok büyük görevler düşüyor elbette ki. Çünkü hep çocuklar üzerine yoğunlaştık ama ailelerin evet. de büyük bir takım yükümlülükleri söz konusu. Aslında onların stresini almak lazım. Peki bu süreçte aileler nasıl destek verebilirler çocuklarına, gençlere? Çocuklar için, gençler için en önemli destek ailedir bence. En başından beri ama değil mi? Yani evet, sadece şu son 10 gün değil. Kesinlikle. Bir süreç sonuçta. Değil mi? Yani evet. Ömür boyu diyebiliriz. Bir seneyle kısıtlanmaması gerekiyor. Evet. Bunun öncesi de var. Fakat şimdi tabii son 10 güne girdiğimizden dolayı. Daha fazla biraz daha artık özen gösterilmesi lazım çocukların psikolojisi açısından. Son 10 günde neler yapabilir anne babalar? Aslında çok da farklı davranmalarını önermiyorum. Her zamanki gibi davranabilirler.
En çok da sağlayacakları şey, onları rahatlatacak şey huzurlu, sakin, güzel, mutlu bir aile ortamı. Evet. Bunu sağlayabilir anne babalar. Buna ihtiyaçları var çünkü çocukların şu süreçte. Eleştirilerini emir olarak değil de şaka şekliyle onlara aktarabilirler. Yeteneklerini, çocukların yeteneklerini ve kişiliklerini tanıyan kişiler aslında anne babalar. Bunlar üzerine yeni tahliller yapmamalılar bence sınav yaklaşırken. Özellikle büyük kardeşle ya da komşu çocuklarıyla, başka arkadaşlarıyla kıyaslanmamalılar. Bu çok kötü değil mi? Bu dönemde evet, öğrencileri çok etkileyen bir durum. Hı. Zamanı ve mekanı kullanmalarında onlara destek olmalılar. Bu konuda sıkıntı yaşayanlar oluyor çünkü. Televizyon ve bilgisayar kullanımı, cep telefonu kullanımı konusunda çatışma yaşamamalarını öneriyorum şu son zamanda. Gerçekten büyük tehdit. Yani biraz daha serbest mi bıraksınlar? Aynı? Biraz esnek daha mi? Rahat. Evet, biraz daha esnek. Şu son günler açısından diyorum. Onun öncesi için tabii ki de çünkü bunu çok son önermiyorum. Çünkü son 10 gün otursalar bile akşama kadar çalışmanın çok bir esprisi olmayacak. Evet, evet. Onları bir adım öne geçirecek olan şey onların biraz daha sakin olmaları, kaygılarını geride bırakmış olmalarıdır. Bu nedenle aileleri onlara biraz daha rahat ortam sağlamalı diye düşünüyorum. Çatışma yaşadıklarında kişilikleriyle davranışlarını karıştırmamalı. Örneğin davranışını üzerinden birlikte değerlendirme yaparak sonuca ulaşmaya çalışmalılar. Sağlığı, beslenmesi, uyku düzeni bu gibi ihtiyaçlarını yine yakından takip etmeleri gerekir. Bu konuda ihtiyaçları varsa ona destek olmaları gerekir diye düşünüyorum. Birlikte zaman geçirmeliler. Birlikte zaman geçirmek çok iyi gelecek, evet, çok önemli. Kesinlikle. Daha iyi hissedeceklerdir bu süreçte. Başkalarının yanında onları eleştirmemek doğru bir davranış. Şimdi havalar da güzeldi. Dışarıda vakit geçirebilir beraber değil mi? Evet, kesinlikle. Açık yani olabilir. Şu güzel günlerde sınav için çok uygun bence. Dışarıda ya da evde güzel vakit geçirebilir. Ortak bir şeyler yapılabilir. Bir film bile izlenebilir birlikte. Bu çok önemli. Mesela. En önemlisi onları çok sevdiğimizi ve her zaman onlarla gurur duyduğumuzu, ne yaşarlarsa yaşasınlar, bizlerin onların yanında olacağını onlara hissettirmemiz gerekiyor anne babalar olarak. Bu çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Onların yanında evet, olmak. Evet, şimdiden havaya girmeye başladım. Sanki bir öğrenciymişim gibi sınava girecekmişim gibi. Sizinle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Biz de sizinle. Şimdi bu 10 gün geldi geçti. Nasıl yıllar geliyor geçiyorsa bu 10 gün de geldi geçti diyelim. Şimdi 23 Mart Cumartesi akşamından başlayalım Teren Hanım. Evet. Akşam oldu, ertesi sabah sınava gireceğiz. Şimdi neler yapmamız lazım artık? Neler yapmamız lazım? Ilık bir duş alabiliriz. Bu rahatlatıcı akşamından, olur. Evet, gevşeme açısından. Uygun bir saatte yatmak, çok geç olmadan erken bir saatte yatmak daha sağlıklı olacaktır. Sabah daha zinde ve erken kalkmamız açısından bu önemli. Güzel bir kahvaltı yapmamız gerekir ama tabii abartılı olmadan. Yani gündelik yaşamda yapmış olduğumuz kahvaltının rutin tekrar niteliğinde dışına olmalı. Çıkmadan. Tabii çıkmamalı. Hani anneler o gün ekstra pastalar, börekler, turtalar. O yani zorlayıcı olabilir çünkü bünye alışık olmayabilir. Hani o gün için böyle bir şey denemiş olmak risk oluşturabilir. Bunun dışında kıyafet seçimi çok önemli. Rahat bir kıyafet seçimi. Sınavda bizi meşgul eden bir kıyafet seçimi kesinlikle olmamalı. Yine evden çıkmadan önce mutlaka sınava götüreceğimiz evrakları kontrol etmeliyiz. Bunlar nelerdi son bir kez hatırlayacak olursak. Sınava giriş belgemiz, fotoğraflı nüfus cüzdanımız, eğer yoksa yine onaylı geçerli olan pasaportumuz sınav salonuna mutlaka götürülmelidir. Artık birkaç yıldır getirilmemesi gerekenler daha mı fazla oldu sanki? Evet, evet, evet kesinlikle. Şöyle bir bakacak olursak cep telefonu, küpe, bozuk para gibi eşyaları yanınızda bulundurmamız gerekiyor. Bunun dışında sınavdan önce sınav salonuna bir saat önce varacak şekilde hareket edersek, trafiği de göz önünde bulundurursak çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, özellikle İzmir şartlarında. İzmir şartlarında dikkat etmemiz önemli diye düşünüyorum. Hocam devam edeceğiz. Bir virgül koyalım sohbetimize. Tabii. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Evet sevgili seyircilerimiz şimdi kısa bir ara. Aranın hemen ardından eğitim sohbetleri devam edecek. Müzik
Eğitim sohbetleri kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Evet, eğitim uzmanı Ümit İnce ve Bornova Anadolu Lisesi uzman psikolojik danışman Ferhan Eşdoğan ve Atatürk Lisesi uzman psikolojik danışman İlkay Uysal bizlerle birlikte. Evet hocam, ilk bölümde öğrencilerin yapması gerekenler, yapmaması gerekenlerden bahsettik. Evet. Ekleyeceğiniz var galiba zannediyorum. Çünkü evet, reklam arasında böyle şunu da bahsedeyim demiştiniz. Şu konuda da ipucu vermek istiyorum. Özellikle son gün öğrencilerin gündüz uykusunda bulunmamaları gerekir. Neden? Bir kere yatış saatimiz zaten gergin ve stresli olacağımız için uzayacaktır. O gün oldukça işte açık bir havada yürümek, bedensel olarak biraz daha kendimizi yorarak yatış düzenimizi ayarlamak daha sağlıklı olacaktır. Daha sağlıklı olacaktır. Evet. İlk hocam size dönmek istiyorum. Ferhan hocam biraz önce beslenmeden bahsetti. Peki nasıl beslenilmesi lazım? Neler yenmeli, neler yenmemeli? Neler söylersiniz hocam? Önceki beslenme alışkanlıklarının dışına çok çıkmamak gerekiyor bu süreçte. Çünkü sınava evet, çok az var artık. Bunun dışına çıkmak demek sindirim sistemimizde olan alışkanlıklarımızı ters yüz etmek demek. Rahatsızlıklar oluşabilir bununla ilgili. Tabii özellikle şimdi son birkaç gün amcası çağırır, halası çağırır değil mi? Doğru, yani böyle evet, aile evet, geniş halinde i̇şte tatlılar, börekler. O da birkaç gün kala öğrencinin midesini bozabiliyor değil mi? Bozabilir. Dikkat etmek. Riske girmemek lazım evet, değil mi? Kesinlikle. Bu nedenle ben alışkanlıkların dışına çıkmayın diyorum. Sınav sonrası yemeğe davet etsinler Ümit hocam. Evet, sınavdan sonra yemeğe alsınlar akrabalarımız. Sınav sabahı iyi bir kahvaltı performansı arttırır. Yeterli enerji ve besini alan beden daha kolay çalışır diye düşünüyorum. Mutlaka kahvaltı şart değil bu hocam. Kesinlikle. Yani çikolatayla falan geçiştirmemek lazım. Çikolata zaten yeterli bir besin değildir. Sadece şeker oranını arttırır, kan şekerini yükseltir ama bir o kadar da hızlı bir şekilde düşmesine neden olur. Evet. Bu da dikkat odaklanma süresini gerçekten çok aza indirir. Evet. Program öncesinde bir örnek vermiştiniz. Öğrencim biri sadece çikolatayla beslenmeliydi. Onu da paylaşırsanız evet, sevinirim. Evet, hemen paylaşayım ben. Öğrencim de umarım izliyordur şimdi. Bugün sabah geldiğimde mide karın ağrısıyla bana ulaştı. Bugün de sınavı var, fizik sınavı. Ağrısı olduğu için işte bir şeyler yapmamızı talep etti, eve gitmek istedi. Ne kahvaltı yaptın mı diye sordum ama bana sadece çikolata yedim hocam. Neden çikolata? Sınava gireceğim, enerjim yüksek olmalı dedi. Ve yaşadığı şey de şuydu, zaten boş mide çikolatayı aldığı zaman bunu rahatlıkla sindiremez. Evet, sindirdiği zaman da kan şekerini çok yükseltir, birden enerjik hisseder ama bir o kadar hızlı şekilde de kan şekeri düştüğü için yorgun, halsiz hissedebilir. Bu nedenle hemen bir kahvaltı yapması konusunda evet, ona destek olduk İnşallah, ailesiyle evet, birlikte. Bu şunu çıkarıyor bize, şu noktaya geliyoruz. Kesinlikle kahvaltı yapılmalı. Bunun içerisinde protein, yumurtamız, sütümüz mümkünse, portakal suyumuz, ekmek gerekiyorsa sevdikleri ekmek olabilir ama aç karnına çıkılmamalı. Sınav sabahı stresle birlikte mide bulantısı çok normaldir. Karın ağrısı normaldir. Hafif bir kahvaltıyla, yağ oranı yüksek olmayan bir kahvaltıyla çözebilirler. Yararı olduğu söylenen ama alışık olmadıkları şeyleri sınava yakın bir süreçte ya da sınav sabahı tüketmemeliler. İşte bak şu iyi gelir, şu senin zihnini açar, şundan ye, bundan ye çok vardır toplumumuzda. Doğru. Buna çok itibar etmemek gerekiyor evet, bu düşünceye. Peki İlkay Hanım, şimdi sınav geldi çattı. Öğrencilerimizi kampüse aldık, üst araması yapıldı. Öğrenciler artık içeri girecekler. Onları belirleyen bazı kurallar var. Evet. Şimdi o kurallar nelerdir? Onlardan da sınav öncesi bahsederseniz memnunuz. Öğrencilerimiz salona girdiler. Girdikten sonra giriş kısmında duymak ister misiniz? Olur tabii. Peki. Peki. Salona girerken öğrencilerimiz yanlarında hiçbir şey getirmiyorlar. Çok ihtiyaç duyarlarsa bulundukları yerlerde su da verilecek. Ancak şeffaf pet şişe içerisinde su evet, getirebiliyorlar. Yanlarında toka, cüzdan, cep telefonu gibi elektronik evet, cihazlar getirmeleri yasak. Bunları getirmeyecekler. Kalem gibi sınav gereçlerine de bu gittikleri salonda zaten hazır bulunacaklar. Bu nedenle yanlarında hiçbir şey götürmelerine gerek yok. Salona girdiler, yerlerine oturdular. Zaten numaralıdır sıraları. Yerleştikleri yerlerde soru kitapçıkları ve cevap formları önlerine görevliler tarafından verilecek.
Cevap formlarının üzerinde kendilerine ait TC kimlik numaraları ve fotoğrafları var. Öğrencinin öncelikle bunu kontrol etmesi gerekiyor. Sınav bu kağıdını, çok önemli değil mi hocam? Optikli kağıdın kendisine ait olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca verilen kitapçık, soru kitapçığı da öğrencinin kendisine özeldir. Üzerindeki kod sadece ona aittir. O kodu cevap kağıdına kodlaması gerekiyor. Yani orada A mı, yazılan... B mi, C mi değil mi? Hayır, evet. Uzunca bir kod oluyor. Bunun evet. Sayıdan ve harften oluşan. Bunu cevap kağıdına, optikli kağıt üzerine evet. kodlaması gerekiyor. Ayrıca sınav kitapçığının üzerinde de boşluk var. Öğrencimizin sırasının başına geçtiğinde, kitapçıkları önlerine dağıtıldığında yapması gereken ilk işlemler bunlardır. Evet. Daha sonra da kendilerini rahat hissetmeye çalışmaları çok çok önemlidir. Her salonda ÖSYM'nin salonlara koyduğu saat vardır. Bunun dışında saat olmayacağı için zamanlarını oradaki saate göre yönetmeleri gerekiyor. Kendileri saat getiremiyorlar. Kendileri saat getiremiyorlar. Bunun haricinde söyleyebileceğim bir şey daha, tuvalet kullanımı yasak. Sınav süresine kadar tuvalet kullanabiliyorlar ama süre başladıktan sonra aday salonu terk edemiyor. Terk ederse de geri dönemiyor. Evet, ancak ya. Binanın dışına da gönderilmiyor. Binada kalmak zorunda. Sınava en geç 15 dakika başladıktan sonra 15 dakika geç kalabiliyorlar. Bu da eğer mazeret geçerliyse ve bina sınav sorumlusu izin verirse o şekilde izin belgesiyle birlikte sınava alınıyor. Peki diyelim bir öğrenci 20 dakika sonra geldi. Salon görevlisi almadı. Bir hak iddia edebilir mi öğrenci? Hayır, edemez. Çünkü salon görevlilerinin böyle bir yetkisi yoktur. Geç kalan öğrenci öncelikle bina sınav sorumlusuna gitmek zorundadır. Evet. Yani şöyle düşünelim. Çok aksilik oldu. Öğrenci tam 15 dakika geçmişken sınav, binaya girecekken girdi diyelim. Bu sırada sınıfa çıkıp salonuna çıkıp da zaman kaybetmesin. Doğrudan bina sorumlusuna gidip onunla durumu paylaşsın. Daha sonra sınav bu çok sorumlu. Önemli bir konu değil tabii mi hocam? Evet. Yani 10 dakikada bir problem yok değil mi hocam? Sınıfa gidemiyor salona. Hı. Yine bina görevlisine gidiyor. Evet, ondan aldığı bir izin belgesiyle salona yani geç kaldığı zaman mutlaka sorumluya gitmesi evet. lazım ki kağıt evet, alacak ondan budur. Sonra sınava girecek. Çünkü salon başkanının ya da gözetmenin sınava geç gelen öğrenciyi alma yetkisi yok. Yani bu nedenle de hak iddia edemiyor. En güzeli şöyle yapalım. Sınav erken, başlamadan çok önce yani sınav yerinde olalım. Evet, evet. Böyle sıkıntıyı da yaşamayalım evet, çünkü onlar için çok önemli. Zorlamayalım daha iyi olur. Evet. Ferhan Hocam size evet. dönmek istiyorum. Peki sınavda hangi testi öncelik verilmeli? Yani kimi öğrenci hani evet. matematik ister, kimisi Türkçe ister. Hangi testi öncelik verilmeli? Öncelikle öğrenci hangi alanda başarılı ise motivasyon açısından o testten başlamalı daha sağlıklı olacaktır. Evet. Fakat puan getirisi olarak baktığımızda sayısalcı öğrencilerin önce fen matematik testini çözüp daha sonra Türkçe ve sosyal testlerine yönelmeleri gerekir. Eşit ağırlıklı öğrencilerin ise matematik ve Türkçe testlerini çözdükten sonra sosyal ve fen sorularına yönelmeleri gerekir. Yine sözel alandaki öğrencilerin ise önce Türkçe testini çözdükten sonra sosyal ve fen ve matematik sorularını çözmüş olmaları gerekir. Şuna dikkat etmek gerekir. Deneme sınavlarında geliştirmiş olduğumuz stratejiler vardır. Alışmış olduğumuz bu stratejileri zaten olumlu olarak geri dönükleri olduysa bize yeni bir maceraya atılmak kesinlikle, çok da sağlıklı çok olmayacaktır. Önemli. O yüzden deneme sınavları bizler için çok önemli, çok önemli bir veri diyebiliriz. Bazen öğrenci arkadaşının tavsiyesine uyup evet. şimdiye kadar devam ede gelen sistemini değiştirebiliyor. O da evet. öğrenciye o öğrenci için farklı bir boyuta taşınabiliyor değil mi? Yani evet. Pozitif iken yani negatif bir durum ile karşısına çıkabiliyor evet. ya da sıkıntıya sokuyor. Evet, başkalarının fikirlerini bu noktada çok önemsememeliyiz. Sonuçta bir yıl boyunca yaklaşık 6-7 aylık bir süreçte kendi stratejilerimizi geliştirdik ve birçok yöntemi de denemiş olmalıyız şu ana evet, kadar. Antrenmanlıyız o evet, sistemde. Evet, antrenmanlıyız. Artık son antrenmanları da yapıyoruz. Artık hani bir stratejimizin olması gerekir diye kesinlikle. Düşünüyorum. Peki. Evet. Şimdi İlkay Hanım peki hangi testten başlayacağımızı iyi kötü bir izlenimimiz oluştu. Zaman yönetimiyle ilgili neler tavsiye edersiniz? Programın başında hani 160 dakika, evet. 160 soru demiştik. Öğrencileri asıl zorlayan bu zaman meselesi ilk sınavda. Siz neler tavsiye edersiniz? Karşılarında bir saat var. Bunu nasıl kullansınlar? Evet. 160 soru, 160 cevap. Evet. Bu süre çok bilenden çok, çok bilen hem de zamanını iyi kullanan istediği puanı alabilecek bu sınavda.
Zaten özelliği bu az önce siz de söylediniz. Diğer LYS sınavlarında 1,5 dakika verilecek. YGS'de ise birer dakikaları var sadece dedik. Bu sınavda öğrencilerin bilgiyi kullanma hızını ölçecek. Önemli olan bildiklerini en kısa zamanda kullanmak. Asıl amaç ölçülen şey bu burada. Salondaki saatle zaman zaman durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Şimdi sınav sırasında, gerçek sınav sırasında yeni keşifler yapmanın gerçekten alemi yok. Çocuklarımız zaten kendilerini tanıyorlar. Hangi testi ne kadar sürede çözebildiklerini, hangilerinde daha iyi olduklarını mutlaka daha önceki deneyimlerinde, deneme testlerinde görmüşlerdir. Zaten, evet. Buna bağlı kalarak, önceki bilgilerine ve deneyimlerine bağlı kalarak sınavda sadece önlerindeki saati kontrol ederek ben şu kadar zaman verecektim şu bölüme, şu kadar zamanda tamamladım, şimdi öbürüne geçebilirim şeklinde zamanlarını iyi kullanmaları gerekiyor. Çünkü bunun benzerini, simülasyonunu çok fazla yaşadılar hem dershanelerinde hem de okullarında. Bu nedenle biraz daha saatle barışık olmalarını öneriyorum onlara. Sıklıkla yapılan yanlışlıklar oluyor mu? Bir soruya takılma gibi. Soruya takılma tabii ki oluyor. Soruyla inatlaşıyoruz. Ben ona yapacağım illa. Diyorum. Evet, illa yapacağım deyip bir dakikalık soruya 3-4 dakika veren öğrenciler var. Bu da onları tabii ki çok o ciddi boyutta yavaşlatıyor. Ve strese sokuyor. Evet. Bu sefer süre az kalıyor. Süre değil mi? Evet, yani. Kaygılarını hemen geçmek lazım değil mi hocam? Belki birkaç kere çözdükten sonra. Turlama tekniğini kullanabilirler bu konuda. Turlama tekniği de şudur. Öğrenci yapabileceği, önce birinci derecede yapabileceği kolay soruları yapar. Daha sonra daha zor, ondan sonra en zor. Bir soru da takıldı, yapamadı, o anda aklına gelmedi ya da o dikkatini yoğunlaştıramadı o soru üzerine. Yanına kendi anlayacağı bir işareti koyup diğer soruya geçmesi onun için çok daha iyidir, daha çok zaman kazandırır. Vakit kaldığında o soruya dönüp baktığında çok daha kolay yaptığını zaten görecek öğrenci. Çünkü bildiği bir şey, bilmediği bir soru yok aslında karşısına. O ortamda yaşadığı durumla birlikte gelişen bir sonuç olarak görüyorum ben bunu. Şu çok önemli, hocamın dediği gibi bölümler arasındaki geçiş süresini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Yani şimdi son günlerde artık denemeler yapıyorlar. Deneme yaparken karşılarında bir saat, şu kadar saat 10'da sınavım başladı, 10.30'da şuraya geldim, şu oldu şeklinde kendilerini ayarlayabilirler şimdiden. Öyle yaptıklarını, deneme yaptıklarında gerçekten çok daha kolay atlatacaklar bu süreci. Şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Mesela şu test şu saatte bitecek, şu test şu saatte bitecek şeklinde sistematik bozulmaları lazım. Kesinlikle bunu yapabilirler. 3-5 dakikalık oynamalar mutlaka olabilir. Evet. Bunu da çok büyütmeden, evet bunu bitirdim şimdi devamına bakalım şeklinde yürütebilirler. Paragraf sorularında çok zaman kaybediyor çocuklarımız. Ancak yapılan bir hata var, ben onu gözlüyorum öğrencilerimde. Paragrafı okuyorlar, sonra sorunun kökünü okuyorlar. Öncelikle soruyu, daha sonra metni okumaları onlara zaman kazandırır. Çünkü zihnimiz şu şekilde çalışıyor. Soruyu öğrendik, soru da şunu istiyor. Onu bulmaya çalışıyoruz. Aramaya yönelik olarak okuruz paragrafı. Bu da ciddi zaman kazancıdır bence bu şekilde yapılırsa. Diğer türlü okuyor ama niçin okuduğunu bilmeden okumuş olur. Evet, evet. Sonra tekrar dönüp ben şunu arayacaktım deyip bu sefer cevabı aramaya yönelik. Önce soru okuyor ama ondan sonra. Evet, alt kısımdaki koyu renkle yazılmış olan ya da soru kısmı olarak ayrılmış yeri okuyup daha sonra paragrafın kendisini okumaları daha kolay olur. Bu hatırlatmanız güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Hocam peki sınav anı taktikleriyle ilgili neler söylersiniz? Ne gibi taktikler önerirsiniz öğrencilere? Aslında bazı başlıklara meslektaşım da değinmiş oldu ama son bir kez, tekrarlamalar yapacağız. Şöyle söyleyebiliriz, şöyle başlayabiliriz. Öncelikle bize öğrenci adaya verilen poşetin kontrol edilmesi gerekiyor. Poşet verilen bilgiler adaya mı ait, kitapçıklar adaya mı ait, buna bakmamız gerekiyor. Daha sonra kitapçıklar teslim ettikten sonra görevlileri çok iyi bir şekilde dinlememiz gerekir. Onların uyarıları bizler için çok çok önemli. Hızlı bir şekilde soruları hızlı bir şekilde bakmak ve sorularla ilgili az çok bir fikir edinmek o anki kaygımızı da belirli oranda azaltabilir diye düşünüyorum. Tabii sınav esnasında karşımıza çok zor sorular da çıkacak ama ön yargı geliştirmemek gerekir. Yani baktığımızda uzun paragraf sorularını gördüğümüzde bu soru zordur yaklaşımı bizi olumsuz anlamda etkileyecektir. O yüzden böyle bir yargı geliştirmek çok da doğru olmayacaktır.
Bunun yanı sıra soruların omurgasını iyi anlamak gerekir. Yani paragraf sorularında özellikle altı çizili kelimelerin ya da paragraf sonlarına dikkat etmek gerekir. Bizde buradan istenen nedir? Hangi bilgiyi hedefliyor soruda? Buna bakmak gerekir. Soru kökleri çok önemlidir. Değildir, olamaz gibi ifadeler üzerinde mutlaka durulması gerekir. Bunun dışında kodlamalar yine çok önemli. Kodlamaları gruplar halinde yaparsak, her sayfa sonunda beşerli ya da onarlı gruplar halinde yaparsak çok daha sağlıklı olacaktır. O sayfayı geçmeden mi yapmak lazım hocam? İki taraflı önce... Evet, yani 5-5 ya da 5 ya da onarlı şekilde olursa daha sağlıklı olacaktır. Sayfayı değiştirmeden kodlama işini mutlaka bitirmiş olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunun dışında sınav yapısına baktığımızda ÖSYM'nin soruların çok kolay, kolay, çok kolay, normal, zor ve çok zor şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Evet. Zaten ÖSYM'nin hazırlamış olduğu sorularda baktığımızda %70'i çözülebilir niteliktedir. %30'lu kısım da biraz daha ayırt edici niteliktedir. Bu yüzden hani çok fazla telaşa kapılmaya gerek yok. Hepimizin yapabileceği sorular diyebiliriz. Eğer ki sınav anında heyecanlandığımızı ve kaygılandığımızı hissedersek nefes egzersizleri yapabiliriz. Burnumuzdan nefes alıp 8-10 saniye kadar tutarak yine ağzımızdan o nefesi vererek kendimizi sakinleştirmeye çalışabiliriz. Zaten heyecan sınavlı için olması gereken koşullardan biri. Hafif bir heyecan zaten genci sınava karşı motive edecektir. Hiç olmaması durumu da sakıncalı bir durumdur. O yüzden hafif bir heyecanla çok da olumlu bakabiliriz. Çok önemli gerçekten. Yani evet. Şimdi hocam heyecanlıyım, işte baş ağrısı ister istemez olabilir. Gayet doğaldır değil mi? Evet. Ki bunun öğrenci üzerinde motivasyon yönüyle az önce belirttiğiniz gibi ciddi etkisi oluyor. Evet. Öğrenci sınava kendi tamamen hazırlamış oluyor. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi İlkay Hanım, bazen öğrenci sınavda farklı dünyalara gidebiliyor. Ya soruyu okuyor, bir daha okuyor. Ya kazanamazsam diyerek evdeki durumu hayal edebiliyor. Ya da kazandıktan sonra üniversite hayallerine girebiliyor. Sonra bir daha dönüyor okuyor, anlamadığım soruyu. Yani şimdi bu dikkat, yorum gücü, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl dikkatlerini sınav esnasında dağıldıkları zaman toparlayacaklar? Evet. Sınav sırasında başka şeyi düşünen öğrenciler diğerlerine göre geri kaldılar demektir. Evet. Düşünmeyenler, sadece sınava odaklananlar birkaç tane daha net çıkardı demektir. Bu anlama gelir. YGS okuduğunu anlama ve dikkat yorum gücünü ölçen sorulardan oluşmakta. Bu nedenle bu kadar fazla soru ve az zaman var diye düşünüyorum ben. Sadece bilgi ölçmüyor değil mi? Bilgi ölçmüyor sadece. Bu gücü ölçüyor. Dikkat gücünüzü de ölçüyor. Evet. LYS sınavları da bilgi, daha çok bilgi gücünü ölçen sorulardan oluşuyor bildiğimiz gibi. Ben bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. İlk kez gittiğiniz bir yere düşünün İlkay Hanım. Giderken kaygı yaşarsınız. Mutlaka. Nerede inecektim? İşte şurada mıydı? Kaçıncı kattaydı? Doğru yerde miyim diye küçük bir kaygı yaşarız. Ancak oraya defalarca gittiğinizde artık alışırsınız, gözünüz kapalı halde gidersiniz. Hatta daha sonrasında kendinizi riske atıp değişik yollardan, nerelerden giderim diye bakarsınız. Evet, hakikaten. Öğrencilerimiz bu sınava hazırlanma sürecinde aynen bu durumu yaşadılar. Testlerini çözdüler, konularını öğrendiler, değişik yollardan çözmeyi de başardılar. Artık kendilerine güvenip ben bu işi yaparım, ben gözüm kapalı bu adrese ulaşırım mantığını kabul etmeleri ve uygulamaları gerekiyor. Bunu yapan öğrenci kazanacak. İnsan beyni unutmaya alışıktır. Alışıktır değil mi? Bu çok doğaldır. Normal insan unutur. Çünkü şu şekilde çalışıyor hafızamız. Yeni bilgi edindik. Bunu tekrar ettik, öğrendik. Bunun üzerine yenilerini koyuyoruz. Doğru. Yenilerini koydukça eskilerini unutma riski vardır. Tekrarlarla biz bunu sağlıyoruz. Bu sınavda işte bunu, tam da bunu ölçüyor. Sen eskilerin üzerine ne kadar koydun, bunların ne kadarını aklında tutabildin. Hadi bakalım şimdi bunun dikkatini yoğunlaştırarak çöz şeklinde çocuklarımızın karşısına çıkıyor. Ben tekrar diyorum, çocuklarımız bu yolu biliyorlar. Defalarca geçtiler. O yüzden kendilerine güvenerek bu adımı atlayacaklarına inansınlar. Tek tek, sık sık tekrar yapmak onların işlerini kolaylaştıracak. Sınavdan birkaç gün öncesinde, yani şu günlerde yapabilecekleri en güzel şey hafızalarının zaten bildiği şeyleri başlıklar halinde kontrol etmek. Sayfaları taramak, tarama şeklinde. Bir anlamda tekrar etmek, evet, değil mi hocam? Evet, evet. Sadece başlıklarına baksalar bile bizim hafızamız zaten bunları biliyor, öğrendi daha önce. Bu şekilde bir tekrarla daha kolay. Kendisini de rahatlatmış olur artık. Evet. İyi evet. Oldu baktığım
Aynen öyle. Tarzında. Zaten psikolojik açıdan rahatlamaya ihtiyaçları var. Kesinlikle. Çok da yardımcı olur diye düşünüyorum. Evet. Hocam süremiz azalıyor ama sorulara odaklanma sorunu nasıl aşılır? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Evet. Sınav sırasında başka şeylerle uğraşmamak gerekiyor. Ne gibi? Kıyafetimizle. İşte kıyafet sıktı, şu oldu, bu oldu. Bunları yapmamak için çok rahat bir kıyafet. Baştan gitmek. Rahat giyinmek evet, lazım. Alışık değil mi? Evet. Oldukları şeylerle sınava, kıyafetlerle sınava girebilirler. Sakin ve rahat olmaya çalışmak, güç olsa da yapmak zorundalar aslında başarıyı istiyorlarsa. Evet, evet. Sınav sırasında başka şeylerle ilgilenmek yerine, çevreye bakmak yerine kendilerini sadece ve sadece önlerindeki kitapçıya ve optikli forma konsantre etmek durumundalar. Ayrıca Ferhan Hanım da söyledi ama tekrar söylemek istiyorum. En çok karşılaştığımız şey, soruyu çözdük, hemen optikli kağıda işaretlememizi yapalım. Bu dikkatimiz dağıldıkça oraya da yanlış geçirmelerimiz söz konusu oluyor. Bu böyle büyük bir risk almak çok yanlış olur diye düşünüyorum. Çok zorlandıklarında sınav sürecinde odaklanma konusunda 2-3 saniyelik kısa molalar verilmeli. Es verebilsinler. Evet, 2-3 saniye onlara zarar vermeyecek, faydası olacak. Aynı zamanda yine şunu söyleyeyim. Soruların arasında o kodlamayı yaparken optikli kağıt üzerine o bir saniyelik zaman bile onların dinlenip bir sonraki soruya hazır olmalarını sağlıyor. Sağlıyor. Hı-hı. Evet Ümit Hocam süremiz evet. Maalesef bitti ama şunu sormak istiyorum. YGS'de bir net bir puanın etkisi nedir? Hem onu soracağım ve sıralamayı nasıl etkiliyor Ümit Hocam? Şimdi tabii aslında bu çok önemli bir konu. Çünkü bir net bir puan deyip geçmemek lazım. Evet. Sonuçta bu bir sıralama sınavı. Ne kadar çok kişinin önüne geçersek istediğimiz hedefe o kadar çok yaklaşabiliyoruz. Ama çok kısaca şöyle bir örnek vereyim mesela. Elimde bazı somut bilgiler var. Sayısal öğrencisini düşünelim. Matematik bir net 2012 YGS sınavında katsayıları söylüyorum. 3,698 puan. Yaklaşık 3,7 puan. Peki şimdi bir puanın etkisi nedir? Bir puan kaç kişinin önüne geçirir ya da arkasına düşürür? Bu değil puan hocam, aralıklarına evet. göre değişiyor tabii. Mesela örnek veriyorum. 329 puan alan bir öğrenci, 329 bandındaki öğrenciler için bir puanın etkisi 2000 kişi demektir. Şimdi bir matematik sorusu 3.7 puan olduğuna göre yaklaşık bu da 7500 kişinin önüne geçmek ya da arkasına düşmek demektir. Daha düşük puanlar için mesela diyelim YGS'de, YGS1'de 217 civarında bir puan aldığını düşünelim öğrencinin. Bir puan yaklaşık 9000 kişinin önüne geçmek demektir. O bir kadar matematik hocam, neti de evet bir matematik neti de yaklaşık 30.000-35.000 kişinin önüne geçirebilir ya da arkasını düşürebilir. Bir de eşit ağırlıktan örnek verelim. Çok eşit ağırlıkta bir puan mesela YGS 6'da 213 civarındaki bir öğrenci için 7500 kişinin önüne geçmesi demektir. Türkçe neti geçen sene 3.2 katsayısını vermiş. Çarptığımız zaman 20.000-25.000 kişi arasında önüne geçirebilir ya da arkasına düşebilir. Şimdi biz önemli, rakiplerimizle öğrenciler kendi aralarında belirli bir üniversite, belirli bir bölüm isteniyorsa o bölüme ulaşabilmek için, o hedefe ulaşabilmek için sınavda ya yoruldum şu bir soru da eksik olsun, bir net şey eksik olsun dememek lazım. Çünkü belki bir soru birçok kişinin önüne geçiyor. Kesinlikle belki bir sene daha hazırlanmamasına evet. etki edecektir. Dolayısıyla bu da çok önemli. Altını en çizelim son, diyoruz. Evet bir şey daha söyleyeyim. Hocam bitti süremiz istiyorum. Ama hemen çok kısaya salalım çünkü evet. süremizi aşmışız. Şu anda tabii piyasada mesela 17 Mart'ta son prova adı altında yapılan gerçek sınavın hemen hemen aynısı. Orada heyecanımızı tetikleyecek evet. olan özel kurumlarından bir tanesini yapmış olduğu bir sınav var. Bu sınava öğrencilerin katılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü Ege Üniversitesi'nde emniyet görevlilerinin arama yaparak aldığı gerçek sınavın bir prova hazırlığı mahiyetinde olacak. Çok güzel. Onu da belirtmiş olalım. Tabii öğrenciler gerçek sınavda olmasa bile ona yakın heyecanı o sınavda yaşayacaklar. Evet. Yaşayacaklar. Çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık programımıza katıldığınız için. Evet sevgili seyircilerimiz Eğitim Sohbetleri programımızın bugün de sonuna geldik. Eğitim uzmanı Ümit İnce, Bornova Anadolu Lisesi uzman psikolojik danışman Ferhan Eşdoğan ve Atatürk Lisesi uzman psikolojik danışman İlkay Uysal bizlerle birlikteydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler efendim. Hoşçakalın.